geçmişten bugüne egemenlerin belli düşünceleri, belli fikirleri toplumdan uzaklaştırmak, koparmak amacıyla uyguladıkları bir yöntemdir. İşte aslında tecidi bir başına salt, işte Sayın Abdullah Öcalan'ın avukatlarla ve aileleriyle görüşmemesi, mektup ve iletişim hakkını kullanamaması ve diğer iletişim ve yasal haklarını kullanamaması olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bir boyutu budur. Diğer boyutu ise bu haklarını kullanamadığı için topluma ulaşmaması anlamına gelmektedir tecrit. Yani bu iki boyutuyla görmek gerekiyor. Aslında biraz daha somutlaştırarak gidersek daha anlaşılır olacak. Şimdi Türkiye'de 2013-2015 yılları arasında Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmeler neticesinde bir çözüm süreci vardı. Dolmabahçe'deki görüşmelere kadar süren ve Türkiye'de gerçekten demokratikleşmenin, hukukun, özgürlüklerin esas alındığı bir dönemdi. Yani bu dönemi her boyutuyla değerlendirmek gerekiyor. Bu dönemin birkaç boyutu vardır. Bu dönemde öncelikle hukuk ve demokrasi açısından ciddi ilerlemeler kat edilmişti. Özellikle ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri hakkının kullanılması, barışçıl söylemlerin geliştirilmesi. Diğer yanıyla da Türkiye'de ekonominin de gerçekten bir şekilde nefes aldığı bir dönemdi. Yani demokrasi ve hukuku, özgürlükleri, ekonomik ve diğer faaliyetlerden ayrı tutamazsınız. Yani bugün bir doğa tahribatı, ağaçların kesimi ya da kadına yaklaşım, kadına yönelik şiddet, kadını ötekileştiren fiziksel, psikolojik, cinsel her türlü şiddetin özünde aslında ülkede uygulanan hukuk sistemi yer almaktadır. Yani güvenlikçi politikaların esas alınıp özgürlükçi politikaların rafa kaldırılmasıyla birlikte bütün bunların yaşandığını görebiliriz. Şimdi tecrit biraz daha buradan görmek gerekiyor. Tecrit bir yansımadır. Özellikle son dönemlerde cezaevlerinde gerçekleştirilen ve tecritin kaldırılmasına yönelik uygulanan bu açlık grevlerinde de şöyle bir söylemi vardı tutsakların. Tutsaklar hep şunu diyordu. İmralı Adası'na uygulanan tecritin topluma ve cezaevlerine yansımasıdır bu durum derdi. Aslında bu şekilde görmek gerekiyor, yorumlamak gerekiyor. Yani tecrit bir başına Sayın Abdullah Öcalan'ın bireysel haklarının kullanılmasının engellenmesi değil, tarihsel anlamda da gördüğümüz üzere belli fikirlerin tartışılmasının engellenmesidir. Böyle görüp böyle yorumlarsak aslında Türkiye'de yaşanan belli başlı sorunların merkezinde görmüş oluruz. Yani ötesinde tecritin hukuki olmadığı, politik olduğu ve yine siyasetçilerin sık sık bununla alakalı yaptığı açıklamalardan da bilmekteyiz. Yani bizler artık aracılığımızla tecritin hukuki yönü gerçekten tartışmayacağız. Çünkü yani bugün hükümde olan herkesin ailesiyle, avukatıyla görüşme hakkı, telefon hakkı, mektup, iletişim her türlü hakkı varken Sayın Abdullah Öcalan'ın bu hakkı kullanmamasını salt Sayın Abdullah Öcalan şahsında gerçekleştirilmediğini, tüm topluma dönük olduğunu da görmek, bilmek gerekiyor. Şöyle değerlendirmek gerekiyor. Umut hakkını şöyle görmek. Az önceki değerlendirmelerimiz için de Umut hakkına bakarsak yani aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaklaşımının bireysel bir yaklaşım üzerinden yani Sayın Abdullah Öcalan şahsında umut hakkını ihlal ettiklerini kabul eder bir durumdalar. Evet biz bu hakkı ihlal ediyoruz. Çünkü bir önceki değerlendirmelerimiz dışında ihlal etme durumu söz konusu. Yani siz demokrasiden, hukuktan, özgürlüklerden, barıştan uzaklaşırsanız bir şekilde bütün her şeyi askıya almanız gerekir. Bunun önü de nedir? İşte umut hakkını ihlal edersiniz. Bunun işi nedir? İşte tecridi derinleştirirsiniz. Ve bu kapsamda da ne yaparsınız? Bir şekilde Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi derinleştirerek bütün topluma yansıtırsınız. Ha bunun diğer boyutu nedir? Yani Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin yaklaşımı ne olacak? SİPİT'in yaklaşımı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaklaşımı ya da bu uluslararası kurumları artırabiliriz. İşte burada işte bu kurumların samimiyetsizliğini görmemiz gerekiyor. Yani açık ve net bir dille söyleyeyim, samimiyetsiz yaklaşıyorlar. Bugün umut hakkı noktasında hiçbir girişimleri yok. Avrupa Konseyi'nin hiçbir yaklaşımı yok. Yani yakın zamanda bir yaklaşım bellemelerini bekliyoruz. Ama bununla birlikte çok net bir şekilde SİPİT'e bugün bile takip ettik. Bugün yine bir acil bir başvuru var. Bir an evvel SİPİT'in de facto bir şekilde İmralı Adası'nı ziyaret etmesi noktasında bir talep var. Şimdi burada neyi görmemiz gerekiyor? Burada SİPİT olsun, diğer uluslararası kurumlar olsun bu uygulanan haksız, hukuksuz infaz rejimine bir şekilde dur demeleri gerekir. Sürekli avukat görüş yasakları, işte görüşün olmadığı bir yerde avukat görüş yasağı. Bu da ayrı bir trajikomik durum. Yani hiçbir görüş yapmıyor ama görüş yasağı. 2011 yılından sonra gerçekleşen bir durumdan bahsediyoruz. Her ne kadar 2013-2015 arasında parlamenterler aracıyla görüşmeler sağlanmışsa da düzenli, istikrarlı bir şekilde bir görüş yok ve 18 aydır bir haber alınamama durumu da söz konusu. Şimdi bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde Avrupa Konseyi olsun, AİM olsun, diğer kurumlar olsun, uluslararası kurumlar olsun, SİPİT olsun samimiyetsizler. Yani samimi olmuş olsalar da umut hakkı kapsamında samimi bir tavır içerisine gireceklerini beklemek de çok anlamlı değil. Böyle bir tavır içerisine girecek kurumlar aslında diğer hak ihlalleri ve görüş yasakları, aile görüşü ve diğer saydığımız hak ihlallerinde de bir dur demeleri gerekirdi açıkçası. Ancak demek ki uluslararası denklemlerde farklı politikalar yürütüldüğü için dur denilmiyor. Yani uluslararası dengeler çok aktif. Özellikle son işte
Ukrayna-Rusya krizinden sonra yine NATO'da Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ekseninde geliştirdiği kriz, yani bize gösteriyor ki aslında uluslararası ilişkilerin bir pazarlık süreci olduğu, farklı farklı değerlendirmelerin olduğu, yani derinleşmiş krizlerin farklı krizlerle çözülmeye çalıştığını çok iyi görüyoruz. İşte CPT olsun veya diğer kurumlar olsun, yaklaşımlarını böyle okumak gerekiyor. Gerçekten samimi yaklaşmadıklarını görüyoruz. Samimi yaklaşmayınca da ne oluyor? İşte aslında müdahale edebilecek hiçbir şeye müdahale etmiyor. Yani daha somut söyleyelim. Bugün Sayın Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmemesi noktasında yapılan başvuruların cevapsız kalması, ailesiyle olan görüşmelerin yapmaması, telefon hakkını kullanamaması, mektup hakkını kullanamaması vesaire diğer tüm hakları kullanamaması noktasında yaklaştığımızda şunu çok net bir şekilde görüyoruz ki Avrupa Konseyi, CPT ve diğer kurumlar, uluslararası kurumlar isteselerdi gerçekten Türkiye'ye uygun bir dilde hukuku uygulamaları noktasında çağrıda bulunabilirlerdi. Ancak böyle bir çağrıları bile yok. Yani en fazla yaptıkları şeyler Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklarda endişeliyiz. Biz de endişeliyiz. Yani biz Avrupa Konseyi'nin sadece endişeliyiz şeklinde açıklama yapması bizleri tatmin etmiyor. Gerçekten hukuku test etmesi gerekiyor. Çünkü yani az evvel de belirttik. Yani bugün Ukrayna-Rusya krizinden tutalım da NATO'daki İsveç-Finlandiya meselesine kadar aslında derinleşmiş uluslararası ilişkiler var. Ve pazarlıklar var. Yani bu pazarlıkların bir parçası olarak İmralı'da yaşanan infaz sistemi de var mıdır yok mudur bizler bunu bilmiyoruz. Ancak öngördüğümüz, tartıştığımız, gördüğümüz kadarıyla bunların hepsi bir pazarlığın bir parçası olarak karşımızda duruyor. Biz İmralı hukukun kara deliğidir. Bu ifade biraz böyle somut açalım, böyle çok hukuki terimlere boğmadan açalım. Birçok hükümlü müvekkilimiz var. Vekaletimizi sunup hükümlü müvekkillerimizi yasal çerçevede hafta içleri mesai saatlerinde ziyaret edip gerekli hukuki tartışmalarımızı yürütüp ailelerine bilgi verebiliyoruz. Ya da başvurular varsa mahkemelere başvurularını yapabiliyoruz. Ya da hukuki talepleri varsa cevap olabiliyoruz. Bunun dışında hükümlü olan müvekkillerimiz, bakın hükümler şahsında değerlendiriyorum. Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olan müvekkillerimiz, hatta bir adım ötesine gideyim. 2 haftada bir aileleriyle telefon görüşü yapabiliyorlar. Her ay açık görüş hakları var. Ayda 2 defa kapalı görüş hakları var. Şimdi bütün bunlar var değil mi? Şimdi bunlar yasal olarak da Türkiye'deki infaz kanunlarında yer alan mevzular. Şimdi bütün bunlar varken ve diğer tüm cezaevlerinde uygulanıyorken İmralı hapishanesinde uygulanmıyorsa işte bu kara deliktir. Yani biz hukukçular olarak bu deliği kapatmanın yolunu arıyoruz. Çünkü neticede 775 avukatın bir başvurusu var. Yani biz gidip İmralı Adası'nda görüşme yapmak istiyoruz şeklinde bir başvurusu var. Yasal bir başvurudur. Hiçbir hukuki engeli olmasına rağmen böyle bir başvuru varsa hukukçular da o alanı bir kara delik olarak görüyor. Yani şimdi bunu salt hukuki değerlendirmelere boğmamak gerekiyor. Bunun siyasal ve sosyolojik yansımaları vardır. Yani İmralı Adası'nda uygulanan bu görüştürmeme yaklaşımı bir hukuki yaklaşım değildir. Bunu bizler çok iyi biliyoruz. Bunu toplumun tamamı da biliyor ve siyaseten tamamı da biliyor. Bu aslında siyasi bir yaklaşımdır. Siyasi yaklaşımın hukuka uydurulmaya çalışılmasıdır. İşte biz bu kara deliği kapatarak aslında belli engellerin önüne açmaya çalışıyoruz. Bu kent 2013 yılında Sayın Abdullah Öcalan'ın mektubunu Nevroz Meydanı'nda dinledi. Ve Türkiye'deki tüm bugün hiçbir şekilde hak ihlallerini ya da muhalif Kürt siyasetçilerini gündem yapmayan, haber yapmayan kanallar bile o mektubu canlı yayınladılar. O meydanlarda insanların bir Jiserok Apo sloganı atmasına hiç kimse müdahale etmedi. Ötesine gidiyorum, dönemin siyasetçileri, iktidar siyasetçileri dedi ki bizler bir Jiserok Apo sloganını suç olmaktan çıkardık dedi. Şimdi hukuk sürece göre olmamalı, siyasal sürece göre. Olacaksa bile siyasal süreç geriye gitmemeli. Yani özgürlükçü politikaların rafa kaldırılıp güvenlikçi politikaların esas alınmasından kastımız buydu aslında. Şimdi aynı meydan, aynı Nevroz, aynı iktidar yine başta, yine aynı iktidar başta. Ama şimdi uygulamaların bu kadar farklılaşması ve Türkiye'deki mevcut durumu da tartışalım. 2013'teki ekonomik durumu da tartışalım, 2022 yılındaki ekonomik durumu da tartışalım eğer sırf ekonomi üzerinden görüşeceksek. Türkiye'de hukuka güven endeksini 2013'le de tartışalım, 2022'le de tartışalım. Türkiye'deki ifade özgürlüğünü, toplantı ve gösteri hakkını kullanmadan tutalım da diğer tüm kesimlerin dernekleşme, örgütlenme haklarını, tüm haklarını bir arada değerlendirmemize 2013 yılını da tartışalım, 2022 yılını da tartışalım. İleriye mi gittik, geriye mi gittik bilelim. Yani sokak röportajlarını izliyoruz. Hiçbir insan ya bir şey söylerim de tutuklanmaktan korkuyorum diyor herkes. Yani herkes bunu söylüyorsa, bir kaygı varsa, insanların hukuki ve yargısal anlamda bir tehdit altında kendilerini hissediyorlarsa demek ki geriye gitmişiz. Özellikle işte bu kapsamda sorunuz çok kıymetlidir.
Yani bir iktidar çıkıp biz bizi Serokapoğlu söylemini suç olmaktan çıkardıktan bu noktaya geliyorsan demek ki hukuku, güven, özgürlüğü askıya alma durumu söz konusudur. İşte tecrit burada tam da kendini burada gösteriyor. Tecrit salt İmralı Adası'nda uygulanan bir tecrit değil. Tüm topluma yansımış bir tecrittir. İşte tüm topluma yansımamış olsaydı bugün bizi Serokapoğlu sözünü engellemenin diğer boyutu da şudur. Toplumdaki hiçbir yasal anlamda hak talebini dile getirmemedir. Yani bugün Kürt toplumunu geçelim, Batı'da bile ekonomiyle alakalı bir soru sorulduğu zaman işte sokak röportajlarındaki o kaygı, tutuklanma korkusu aslında tecritin nedeni topluma sirayet ettiğini gösteriyor. Şimdi 2013'te de aynı durumlar vardı. 2014'te de vardı ama insanların bu kadar korkusu, kaygısı yoktu. Çünkü özgürlüğün ve hukukun olduğu yerde belli şeyler aşılabilir. İşte muhalefet de bunu çözecek. Yani yeni muhalefetin iktidar olma iddiası varsa, mevcut uygulamalarla devam edecekse, çünkü mevcut uygulamalarla, güvenlikçi uygulamalarla, faşist uygulamalarla devam edecekse, hiçbir şekilde hiçbir konuya çözüm bulamaz. Nitekim görüyoruz. Şimdi biraz daha sonra konuşalım. İşte şununla masaya oturmayız, bununla oturmayız. İşte Kürt'ü dışlarız, Kürt'ü ötekileştiririz ya da kendilerine göre bir Kürt tanımları var. Yani bu da artık şey, yani bizim Kürt'ümüz, bizimle olan Kürt, bize oy veren Kürt diye bir tanım var. Ama oysa karşılarında koskoca bir Kürt nüfusu var. Ve o Nevroz alanları dediğimiz alan, o 2013'te Nevroz'un okunduğu o alan, yine her Nevroz'da dolan bir alan, taşan bir alan. Ve insanların yine o Nevroz alanında o mektupları dinlemeye ihtiyaçları ve talepleri var. Yani bunu görmesi gerekiyor muhalefetin. Yani yine diyorum özellikle muhalefetin, Kürtlere dönük görmesi gereken durum şudur. 2013'teki Nevroz alanı yine 2013'teki gibi doludur. Ve yine Kürtler 2013'teki o barışçıl söylemlerin yerine getirilmesi ve tekrar gerçekten onurlu bir barışın, onurlu bir özgürlüğün getirilmesini talep ediyor. Ve o sorun çözülmüyorsa o zaman gösterilen tüm tepkiler yetersizdir. Yani bu gerek tecrit olsun, gerek hasta tutsakların yaşamını yitirmesiyle cezaevlerindeki hak ihlalleri, gerek Semra Güzel şahsında kadınlara yönelik yapılan bu tutum olsun, hangi konuyu değerlendirirseniz değerlendirin. Eğer bir sorunu çözemiyorsak demek ki yasal, toplumsal, barışçıl tepkilerimizi yeterince dile getirememişizdir. Bundan kaynaklanıyor. Bu yüzden yani ben tekrar aracınızla söylüyorum. Başta tecrit olmak üzere toplumdaki tüm sorunları dile getirirken, çözümünü dile getirirken bu yasal haklarımızı, barışçıl haklarımızı yeterli bir şekilde kullanmıyoruz demek ki. Kullanmış olsaydık belki de bu sorunları çözmüş olurduk. Bugün çözülmüyorsa toplumun tamamı açısından bizim eksikliğimiz olarak görmek gerekiyor. ÖHD olarak bizler kesinlikle yani gerek tecrit olsun, gerek tecritte bağlı hapishanelerde artan ölümler ve ihlaller olsun. Çünkü biz birbirinden ayırmıyoruz bu konuyu. Tekrar vurgulayayım, ÖHD olarak tecridi ve cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini biz birbirinden ayırmıyoruz. Yani bizim gerek tecrit, gerek cezaevlerinde yaşanan hasta tutsakların yaşamını yitirmesi meselesi ve diğer ihlaller boyutuyla yani sürekli bir şekilde bu konunun takipçisi olup sürekli gündemimizde tutarak takipçisi olarak kamuoyuna bilgilendireceğiz. Gerekli tüm yasal başvuruları da özellikle bir sivil toplum örgütü olarak yapmamız gereken her şeyi de bugüne kadar yaptığımız gibi artarak yapmaya devam edeceğiz.